Arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, Travessera benimle röportajında demişti ki eşcinseller barışçıldır demişti. Şimdi Travessera'nın bu cümlesiyle ben çok ilgilendim. Eşcinseller barışçıldır derken neyi kastetti, ne demek istedi? Bunu konuşmak istiyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi eşcinseller barışçıldır derken biliyorsunuz Türkiye'de ve Orta Doğu toplumlarında hep böyle karşı cinslerle evlilik var. Evlilik denilince kadın erkek evliliği var. Kadın kadına ya da erkek erkeğe bir evlilik söz konusu değil Türkiye'de. Ama gelişmiş ülkelere baktığınızda bugün Amerika'nın bazı eyaletlerinde ve Hollanda'da insanlar gayler birbirleriyle evlenebiliyorlar. Böyle bir yasa var. Ama normal evlilik kadınla erkeğin evliliğidir. Hatta yaş farkı da konuşuluyor. Yaş farkı olmaması gerekiyor. Yaşların birbirine yakın olması gerekiyor sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Prenses Ela eşcinseller barışçıldır derken neyi kastetti? Ben size bunun insan bilimci olarak bir analizini yapacağım. Şimdi insanlar, Sigmund Freud der ki, psikanaliz, erkekler kadınların kendisinde olmadığı için vajinalarını kıskanırlar. Kadınlar da kendilerinde olmadığı için erkeklerin penislerini kıskanırlar. Kavga da buradan çıkar der Sigmund Freud. Sigmund Freud'un bu söyleyişine ben katılmıyorum. Çünkü herkes aynı değildir. Yani ben ya da siz bir erkeğin penisi var diye onu kıskanmazsınız. Ya da o sizin vajinası var diye neden kıskansın? Sadece farklı cinsel organlar birbirlerini çekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Farklı cinsel organlar birbirlerini çekiyor sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Eşcinseller barışçıldır derken bence şunu kastediyor. Eşcinselin anlamı homoseksüel demek. Yani kendi hem cinsinden hoşlanan demek. Mesela erkek erkekten hoşlanıyor. Kadınsa kadından hoşlanıyor. Eşcinseller grubunda, ben bunu çok iyi açıklayayım da arada kavram kargaşası olmasın. Çünkü biliyorsunuz kavram kargaşası var. İnsanlar yanlış bir kelimeyi beyinlerine oturtuyorlar, yerleştiriyorlar. Sonra bunu beyinlerinden bu algıyı silmek çok zor oluyor. Ben söyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Şimdi diyor ki eşcinseller, lezbiyenler de eşcinsel, geyler de eşcinsel. Lezbiyenler kadın kadına, lezbiyen. Geyler ise erkek erkeğe ilişki kuran demek. Yani geyler bir kadından hoşlanmıyor, lezbiyenler de bir erkekten hoşlanmıyor. Benim üniversitede lezbiyen tanıdıklarım da vardı. Gay tanıdıklarım da vardı. Öyle söyleyeyim. Belki halkın içerisinde var. Gizli eşcinseller var. Bunları bilemeyiz sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Olabilir de insanlar çekindiği için de bunu söylemek zorunda değil. Söylemez de. Bilmem anlatabildim mi? Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Şimdi eşcinseller diğer karşı cinslerle alışılmışın dışında ilişki ve evlilik yaptıkları için bu onları biraz daha anlayışlı yapıyor. Ve anlayışlı yaptığı için de barışçıl oluyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Ama benim diğer taraftaki şöyle bir tezim var. Şimdi evliliklerde kadınlarla erkekler evleniyor. Farklı cinsel organlar, farklı cinsler birbirlerini tamamladığı için kavga oradan çıkmıyor. Mesela iş yerlerinde de öyledir. İş yerlerinde siz erkek arkadaşlarınıza ya da karşı cins kadın arkadaşlarınıza daha iyi anlaşırsınız. Bunun sebebi ne? Daha iyi anlaşmasının sebebi ne? Çünkü karşı cins sizin açınızı kapatır ama hem cinsiniz kadınlar arasında özellikle çok rekabet olduğu için, erkekler arasında o kadar rekabet yoktur, birbirinin açığını arar. Ama Ela'nın dediği ölçüde o bakış açısıyla bakacak olursak eğer, Prenses Ela'nın baktığı ölçüde bakacak olursak eğer,
Prenses Ela diyor ki eşcinseller barışçıldır. Eşcinseller işte farklı ilişki yaptığı için barışçıldır. Arkadaşlar normalde de öyle değil midir? Bu konu ayrı bir konu. İnsanlar seks işçileriyle, konslarıyla, aileleriyle konuşamadıklarını konuşurlar. Neden? Çünkü o insanların insan göre göre ve normal aile içerisinde konuşulmayan şeyleri konuştukları için insanlara anlayışlı gelirler. Bilmem anlatabildim mi? Öyle söyleyeyim ben size. Bunu ayrı bir konuda işleyeceğim. Ben öyle söyleyeyim size sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ama diğer taraftan eşcinsellerin, özellikle bazı travestilerin videolarda görüyoruz, agresif olduğu gözleniyor. Mesela ben İstanbul'da ben eşcinselim demişti birisi. Kumpir dükkanında çalışıyordu. Orada gayet normal. Ya sahibi nereli dedim, Sivaslı dedi. Yani hani dışlamıyorlar. Şimdi genelde travesti arkadaşlar diyorlar ki işte bize iş vermedikleri için en kolay seks işçiliği yapıyoruz diyor. Ama şimdi onlar da haklılar. Bu vatandaşlar devlette ve millet işlerinde her türlü tacize uğruyorlar. Tacize uğradıkları için de mecbur seks işçiliği yapmak zorunda kalıyorlar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Yani şöyle bir şey. Herkesin hayatta bir hikayesi var. Yok değil. Kimsenin hikayesi yoktur diyemeyiz. Mesela Nedim diye bir travesti var. İngilizce öğretmeni. Aynı zamanda şarkıcılık yapıyor Taksim'de. Yani ne için yaptığını, ne ettiğini bilemeyiz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Birini yargılamadan önce ben her zaman şunu söyleyeyim. Oradaki sisteme bak. Hani İbrahim Tatlıses İbo demiş ya, Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmemiş? Doğru. O yaşlarda okuyan var mıydı? Urfa'da Oxford var mıydı? Sen Oxford'u koy. Hadi millet gitmiyorsa neyi? Gider. Niye gitmesin? Bilmem anlatabildim mi? Mesela düne kadar YouTube diye bir sistem var mıydı? Yoktu. Ama YouTube sayesinde günde 28 milyar video yüklenerek hepimiz dünyaya duyuruyoruz adımızı. Sizlerin sayesinde. İyi ki varsınız. Canlarım benim, fanlarım benim. Tabii ki şöyle bir şey. Hani genellemeler yapmak da doğru değildir diyoruz ya. Hani eşcinseller barışçıldır diyoruz ya. Her eşcinsel barışçıl mıdır? Ya da her evlilikteki insanlar barışçıl mıdır? Değildir. Barışçıl olan da vardır, barışçıl olmayan da vardır. Yani hani bunları bilemeyiz. Yani burada diyorum ya, sorumluluk olması çok önemli. Bir ilişkide sorumluluk olması çok önemli. Sorumluluk olacak ki o insan sizi, hani boşuna demiyorlar, hani ilişki içerisinde olacağınız insan Allah'tan korkan, kuldan utanan, yani Allah'tan korkmayandan, kuldan utanmayandan her şey beklenir. Yani bundan dolayı diyorlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, ben bütün eşcinsellerde barışçıl değildir ama genel, o anlamda genelleme yapacak olursak eşcinsel barışçıldır diyebiliriz. O da anlayışlı olmalarından kaynaklanıyor. Ama diğer klasik evliliklerde kadın erkek evleniyor diyor zaten. Ondan sonra evliliğin 3-5 sene sonrasında eşinle kardeş gibi oluyorsun. Yani o aşk her şey öyledir arkadaşlar. Yani o aşk ilişkisi bitiyor. Aşkın süresi 6 ay. 6 ay sonra bitiyor yani. Aşk insan 15-16 yaşında oluyor. Ondan sonrası ilişki oluyor. Yani ya kısa süreli ya uzun süreli ilişki oluyor. Yani aşk falan bitiyor. Öyle söyleyeyim ben size. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet. Travesti değişik farklı travesti arkadaşları yaptığım çalışmalar sonucunda tanıdım. Ve bu arkadaşların eğitimli kültürlü olduğunu gördüm eşcinsellerin. Hani şöyle bir yargı var ya, hep insanlar akıllarında hani öyle görmek istiyorlar. Mesela diyorlar ki işte sanki travestiler işte yok salaktır, aptaldır değil. Travesti Frances Ela çok akıllı, zeki, aynı zamanda çok kültürlü ve inançlı bir insan.
Yani öyle bir insan değil. Yani ben size öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Çok bilgililer, İngilizce biliyorlar, voleybol oynamışlar. Her şeyin farkındalar. Yani yargılamamak lazım. Evet, canlarım benim. YouTube kanalıma abone olunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.